Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin iştirakiyle Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında icra edilen Reliant Mermaid 8 arama ve kurtarma tatbikatı sürüyor. Türkiye, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 10 gemi, 4 helikopter ve 4 arama kurtarma uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında icra edilen Reliant Mermaid 8 arama ve kurtarma tatbikatının 3. gününde tatbikatı izlemek isteyen Türk ve yabancı basın mensupları TCG Gelibolu Fırkateyni'ne alındı. Tatbikatı izleyen basın mensuplarına tatbikata katılan ülkeler ve gemiler hakkında bilgi verildi. Reliant Mermaid 8 arama ve kurtarma tatbikatının 3. gününde senaryo gereği 2 kurtarma tatbikatı icra edildi. İlk senaryoya göre Doğu Akdeniz'de çarpışan ve yardım çağrısında bulunan bir yatla gezi teknesinin mürettebatı tatbikata katılan gemiler tarafından kurtarıldı. İkinci senaryoda ise yangın çıkan ve mürettebatı denize atlayan bir akaryakıt tankerinin yardım çağrısına cevap verilerek tankerde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü ve denize düşen gemi mürettebatı kurtarıldı. Tatbikat helikopterlerin ve SAT timlerinin yapacağı kurtarma eğitimleriyle sürecek. Tatbikata katılan İsrail ve Amerikalı subaylara, tatbikatı gözlemci olarak izleyen 7 ülkenin temsilcisi askerleri ve gazetecilere tatbikatı değerlendiren Denizkurmay Kıdemli Albay Cem Çakmak, tatbikatın oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Deniz Kızı 8 müşterek arama kurtarma tatbikatının birinci safhası başarıyla tamamlanmıştır. Albay Çakmak, dünyadaki deniz trafiğinin her geçen gün artması, buna paralel olarak seyre uygun olmayan deniz vasıtası sayısının artması ve gün geçtikçe yoğunlaşan yasa dışı mülteci hareketleri, arama kurtarma faaliyeti icra edilmesi ihtimalini her geçen gün artırmaktadır. İleride bu konu çok büyük önem kazanacaktır. Bu yıl icra edilen Güvenilir Deniz Kızı 8 arama tatbikatına katılan ve gözlemci olarak katılan herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Doğu Akdeniz'de her türlü arama kurtarma faaliyetini Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye tarafından icra edilebileceğinin gösterilmesi, ayrıca her üç ülke arama kurtarma teşkilatlarının ve organizasyonunun denenmesi, ilgili personelin arama kurtarma sistemine ünsiyetlerinin artırılması açısından son derece faydalı olmuştur.